Çocukluğundan beri takımının bir üst lige çıkacağı günü bekledim. Söz vermiştiniz, beraber kutlayacaktınız. İşte o an çektiğimize değdi. Türkiye'nin dört bir yanını gönülden kapsıyoruz. Voli izleyicileri merhaba. Baba Kars'ın sunduğu transfer gündeminde birlikteyiz. Ben Onur Tuğrul, Ali Naci Küçük, Ilgaz Çınar ve Sena Dok'la birlikte hem takımların transfer haberlerini sizlere aktaracağız hem de o gündemi Yorumlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fenerbahçe ile başlayalım. Bir özel haber yağ Sabuncuoğlu'nun. Diyor ki Fenerbahçe Borussia Mönchengladbach forması giyen Alessandra Pia ile ilgileniyor dedi. Hmm. yağ Sabuncuoğlu'nun özel haberi. E, oyuncuyu çok kısa özetlemek gerekirse. Mart 93 doğumlu 29 yaşında bir oyuncu. 1.81 boyunda. E, 2018-2019'da e, geliyor. Son sezon 10 gol 6 asist. Onun önceki sezon 6 gol 1 asist, öncesinde double-double yapmış. Bir önceki sezonda zaten Gladbach ilk gittiği sezon 12 gol 4 asist, öncesinde Nis'te oynuyor, Lille doğumlu playa. Ama e, bir hedef santrifor tanımını tam olarak karşılayacak bir oyuncu değil. Yani bu sene 4-2-3-1'in kenarlarında da çok oynadığı, gol attığı maçların hatta çoğunluğunda kenarda oynadığı maçlar. E, oyuncunun değerlendirmesiyle ilgili belki e, öyle başlayalım. tamam böyle başlayalım. başlayalım. sonra ya da sen, sen başla ondan sonra. Ya sonra benim, sonra benim bir ben önce şöyle gireyim. Yayından önce biraz konuştum da. Heh. Fenerbahçe e, Spor Kulübü'nün şu an için bir golcüye 10 11 12 milyon euro verecek bir bon servis bedeli yok. Bunu e, şu şi, şundan dolayı söylüyorum. Fenerbahçe'nin istediği ya da Jesus'un talep ettiği bazı oyuncularla alakalı yapılan görüşmelerde masaya oturulduğunda 10 milyon, hatta ikinci sıradakine gidildiğinde 11-12 milyon. Hani ilk sıradaki golcü 10 milyonken ikinci sıradaki daha da pahalı. Ee, bu yüzden Fenerbahçe'nin kiralama artı satın alma opsiyonu ile bir oyuncu alma ihtimali yüksek. Ekonomik olarak çok yüksek para verme ihtimali söz konusu değil. Bu yüzden... Ee, Sörlot'un da kiralanmasıyla alakalı bir ihtimal varsa gündeme gelebilir. Bu yüzden geldi. Ee, Plea ismi eğer kiralıksa olabilirim Şimdi Yağız'ın haberi. Ee, ama satın alma ya yani da işte 8-9-10 yani milyon euro'larsa çok net şekilde bilgi olarak söylüyorum. Fenerbahçe kulübü bu paralara bonservis bedeli olarak çıkamayacağını biliyorum. Ee, bu çerçeveden baktığımızda buradan da pası yani e, şöyle söyleyeyim ben de, acaba bu doğru santro mu? Yani Jesus'un oyuna göre e, düşünmek lazım. E, ben öyle e, bakıyorum çünkü hatırlarsan ilk daha Bruno Henrique e, transferi olduğunda, Bruno Henrique bir tamamlayıcı forvet demiştik. Hatta Bruno transferi de gündeme geldiğinde o ilk videolarımızda demiştik ki, Bruno muhtemelen Fenerbahçe'nin e, rotasyondaki oyuncusu olacak. Sonra Buruma fikri değişti. Bruno Henrique'nin sakatlığı ve alındı. Bruno, Buruma transferi gerçekleştikten sonra. Fakat belli ki şimdilik hazırlık kampında Buruma henüz o Bruno Henrique'nin yapabileceklerini vaat etmiyor. Başka bir oyunu vaat ediyor ama onu vaat etmiyor. Burada temel nokta şu. Oyuncuların lütfen şeyine bakmayın. Boy olarak bakmayın. Biz pivot santrofor veyahut da hedef santrofor dediğimiz zaman sadece 186 80 88 olarak bakmayın. Orada bir tamamlayıcılık vardır. Birbirini tamamlayıcılık vardır. E, e tamamlayan farklı bir oyuncuydu bu Flamengo'da. Şimdi mesela Joshua King transfer edildi Fenerbahçe'ye. E Joshua King'i en iyi e, dönemlerini geçirdiği Bournemouth'ta e, tamamlayan Callum Wilson'dı. E, Norveç milli takımına bakıyorsun. E, genellikle Haaland'la oynadığı zaman, hatta oynadığı zaman dilimlerini görüyorsun hep e, orada. E, bu sebepten Joshua King'i tamamlayacak bir santrafor ha. Jesus demişti de ki Playa ile biz tamamlayıcı bir şey yapabiliriz. birbirlerini tamamlatırız. O zaman olur. Çünkü e, bu oyuncuların genel özellikleri sadece merkezde kalmaları değil. Sürekli demarki olmaları, e, demarki pozisyonu kenarlara kayıp kenarlardan hücumları sürükleyebilmeleri. Bunda kurgular da çok çok önemli tabii ki. E, sadece şey olarak bakmayın, oyuncu özelliği olarak bakmayın. Play'i alıyorsa Player King'i nasıl tamamlayacağını ben merak ediyorum. Birbirlerinin nasıl tamamlayacaklarını merak ediyorum. Yani, tamamlarlar veyahut da tamamlayamazlar demiyorum. Onu oyun kurgusunda görmek e, gerekiyor çünkü. Abi Fenerbahçe her seferinde şunu yapıyor. Her transfer döneminde buna döndük. Fenerbahçe'nin arabası yok, evet. paramda az muhabbetine 3 lira araba kokusuna veriyor, 5 lira TB veriyor, <laughs> ses sistemi alıyor evde duruyor. Her şey çok güzel olacak diye vardı ya bar taburesi. Doğru. Hmm. O evde duruyor tabure barın belki midir muhabbeti. Hmm. E, ama senin daha araban yok abi. Sen daha barı açmadın yani hiçbir şekilde. Her sene yani şimdi e, Ali Naci soruyorum sana. Lincoln Enrique ismi Fenerbahçe'nin gözü kapalı 11 oyuncusu mudur? Emre Mor 11 oyuncusu mudur? Buruma 11 oyuncusu mudur? Tiago Çukur hadi geleceğe yatırım. William, William Arao ben Mustafa Demirtaş'ın e, scout gözüne güvenirim. İsmail Yüksek oynasaydı William Arao o kadar yukarı çekecek bir oyuncu değil bence diyor. Joshua King'e tamamlayıcı oyuncu dedik ana parçanın santrfor olduğu çok uzun zamandır belli. Serdar Dursun'dan bir tane daha koyalım oraya belli. Ve Fenerbahçe geldik Temmuz'un 13'üne hala santrfor adayları konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin sence en son ne zaman net bir golcüsü oldu? En son. Vedat Muriç. Yani evet Vedat Muriç performansı diyebiliriz ona. Onda Kurt oynadığı zaman o ben ben ama. O da başrol olarak alınmamıştı evet, yani. Evet başrol olarak alınmamıştı. olarak alınmamıştı. Şöyle tamam. çok güzel bir noktaya değindi. Onu, o süreci de şöyle anlatalım. İkinci golcü ol bak. Birebir kullanılan ifade şu o dönem. Vedat'tan ikinci golcü olur mu? Alınırken. Tamam. Sonra Vedat patlamayı yaptı o Audi Cup'lar vesaire. Birinci golcü alınmaktan Vazgeçildi. Abi. Eee Mevlüt'le Vedat o sezonu beraber tamamladı. Mevlüt de sakat olduğu için aslında Vedat tek başına tamamladı. Ya yani Fenerbahçe çok uzun yıllar sonra dünyanın A klas teknik adamlarından bir tanesiyle çalışacak ve bu camia 8 senedir şampiyonluğa hasret. Winner bir teknik adam var artık. Fenerbahçe camiası ve taraftarı şampiyonluğa inanmaya başlamışken Bence Sayın Başkan Ali Koç'un artık e, yıllardır beklenen bir hasrete daha son vermesi lazım. O da yıldız bir golcü transferi. Yani Fenerbahçe'nin e, bence ne olursa olup her şeyi e, göze alarak Söyloto transfer etmesi lazım. Net 100. bir golcü ya net. 100. Yani dediğin gibi Rossiyi getiriyor, Valencia'yı getiriyor. Aslında bunları topladığın zaman net bir santrifor olsan çok daha doğru olacak. Hani Ama maliyet olarak da. Ne yazık ki bence yanlış yapıyoruz. Abi bak, Lincoln performans verecektir belki, Emre Mor o çıkışı yapacaktır belki, Buruma oynayabilir. Tamam da senin esas ihtiyacı yoktu, zaten senin böyle bir şeyin vardı. Bir, bir 13, 14 vardı. kişilik bir net. iskeletin vardı. Hadi ihtiyacın, ben biraz sistemi değiştiriyorum, olabilir teknik direktör kararıdır. 6 numara, net bir git 6 numarayı al, center for net git Santrfor'unu al, Fenerbahçe kadrosunda hadi Ferdi'nin yedeği olsun. 2-3 transferde zaten bu transfer dönemi net ama net isimlerle gelecek performans verecek bir konuda da işte kapatırdım. Playa konusunda şöyle hani şimdi bir oyuncu üzerinden hani konuşurken daha demin hani tamamlayacak mı diye merak ediyoruz dedik. Mesela geçen sene oyuncunun en fazla topla buluştuğu yer yayın e, orta sahil olan arasındaki ilk metreler. Şimdi bak ceza içi değil yayın orta sahası, e, orta sahil arasındaki ilk metreler yani kaleye, rakip kaleye yakın yerde topla buluşmuş e, oyuncu. Şimdi biz tabii voley olarak Instat'la da bir işbirliğine imza attık. Hani oradan da şimdi genel bir veriye bakıyorum. Onu da e, belirtelim. Mesela e, oyuncunun e, anahtar pası daha fazla yükselmiş bir önceki sezona göre. O kar oyuncu karşılaştırması yapıyoruz Gladbach'ta. E, geçen geçen sene maç başına 1.03'lük bir anahtar pas e, denemesi olmuş. E, şutu azalmış. Bir önceki sezon maç başına şut çekerken ortalamasını söylüyorum. 1.62'lik şut atmış. Bir önceki sezon daha fazla cezalarını ortaya yaparken ve hatta diagonal pas yollarken geride bıraktığımız sezon bu azalmış. Daha fazla ikili mücadeleye girmiş. Hep o bulunduğu yerler üzerinde. Daha fazla dribbling yapmış. Niçin? Çünkü hep cezaların içinde buluştuktan sonra o dribbling'e kalkıyorsun. Şimdi böyle hayal edin playayı. Bu Borussia Mönchengladbach'taki son sezonundan bahsediyorum ben. Bir önceki sezonla karşılaştırmalı. O dışarıya geldiğinde ne olur diye hayal edelim tekrar. Şu anda sadece hayal edebiliyoruz. İsim üstünden çıktığı için. Yani daha net bir şey göremiyoruz, göremediğimiz için. İşte o zaman King faydalı olur mu diye sorgulamaya başlıyoruz o noktada. E King'in de işte ben son bildiğim maçları hatırlıyorum mesela. Slovenya maçı da dahil olmak üzere o maçları söyleyeyim. Kenardan ziyade şu o Bruno Henrique ikamesi dediğimiz o cezalığına yaklaştığında birebir birisiyle duvar pası yapabildiğinde o zaman ayak içini falan çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Bunda da sıkıntı yok ama işte playa ile nasıl tamamlayacak? Şimdi isimler çıktı için biz de böyle konuşmak zorundayız. Yani geldikten sonra bir de sahada gördükten sonra çok daha farklı bir şey söyleyebiliriz ama hani daha farklı bir santrofora yönelmeli mi diye soruyoruz. Bu arada başarılı olur olsun. Evet evet Bazen evet. Şey Tabii iyi oyuncu kötü o, oyuncudan o da başlar. değil O değil ondan evet. bahsetmiyoruz biz. Birbirini nasıl tamamlarlar acaba diye merak ediyoruz. Abi King de dahil olmak üzere bu oyuncuların hepsi çok üst düzey performanslar hayal ettirip e, ya o seviyelere çıkamamış ya yaklaşmış oyuncular oluyor Fenerbahçe. Şimdi, Geliştiririz <laughs> bunları. E, durumu çok net ortada. Yani. Lincoln de öyle. Yeni Neymar hmm. diye Duran Ronaldinho diye. Hmm. Emre Mor zaten bizim wonder kitimiz. Thiago Çukur genç olarak aldım. Bruma Galatasaray wonder kit olarak almıştı zaten. Joshua King'e de e, Manchester United, transferin son gününde 20 milyon pound verip alamıyordu mesela, öyle bir oyuncuydu. Şimdi Golcüyle alakalı herhalde hepimiz hemfikiriz, iyi bir golcü almasıyla alakalı. Bilgiyi de söyledim, niye? İyi bir golcü, kapıyı vurunda biz golcünü istiyoruz, 10 milyon var mı? Yok, teşekkür ederiz. Yani 10 milyondan başlıyor. Beşiktaş nasıl aldı? O bir başarı öyküsüdür, onu ayrıca konuşuruz, tebrik ediyoruz o açıdan. Kesin. Ama şu var, şunu atlamayalım, bu da çok net bir bilgi olarak. Sayın Jorge Jesus geldiğinde beklentimiz neydi? Jorge Jesus bir golcü isteyecekti. Jorge Jesus önce golcü istemedi. Bir de bu var. Önce kenar oyuncudan istedi. Hücuma önce giden. acil koduyla, çok acil koduyla Lincoln, Henrique'nin bölgesine ve Bruma'nın bölgesine oyuncu istedi. Bu acil koduyla istediği iki transferi yaptı Fenerbahçe yönetimi. Bundan sonra kampa gidildi. Hoca da kampta takımı biraz daha görüp tanıyıp ondan sonra diğer transferlere geçeceğini söylemişti ve yol haritası da bu şekilde ilerliyor. Fenerbahçe Benfica maçında şimdi Fenerbahçe'nin golcüsü yok diyoruz da ben de aynı şekilde olması gerektiğini çok bir olsa şu an başka bir şeyden bahsederiz yani, yani. bir Mustafa Muhammed bile hani Mustafa Muhammed niye bile diyorum çünkü sahada bazen e, yani kendin verdiğinde müthiş bir oyuncu ama veremediğinde sıkıntılar oluyor. Cornelius gibi bir oyuncusu olsa başka bir şey konuşacağız ama Fenerbahçe Benfica ile oynadığı ön eleme maçında golcü olarak Alper, Alper Potuk, Potuk, da var. çıktı. Doğru. 2010, şimdi bunları da gördük. Doğru. Ha böyle bir şey var. 2018'de Benfica'ya karşı Lizbon'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Alper Potuk oynadı. Doğru. Ya bir de buralardan geldi Fenerbahçe yani. Bunları da dolayısıyla elde Serdar Dursun var her şeye rağmen. Ben hani golcü alınması gerektiğini söyle e, ee, aynı fikir olsam da Serdar Dursun var. İşte Valencia var. Ee, Berisha e gidecek büyük ihtimalle. Ee, Rossi yatabilirsin ama Jesus'un istediği ben golcüyü daha sonra alacağım dedi. Hmm. Önce ben oyunu inşa edeceğim dedi. E transferlerde bu doğrultuda yaptı. Ben de bu açıdan yönetimi eleştiriyorum. Aslında ve golcü. Bu arada sordum Kiev maçı yetişir mi? Yetişmiyor. Golcü. Yani olağanüstü bir şey olmazsa tabii ki şu an <laughs> yani hayat transfer bunu onu da sordum. Yetişmiyor. Bu yüzden Serdar Dursun, Valencia, işte Rossi, bilmiyorum Beriş'i Almanya'da ne yapacak ne diyecek hani imza atar atmaz. Bu golcülerle çıkacak ama Jorge Jesus'un da yol haritasını böyle çizdiğini unutmayalım. Abi Serdar Dursun'u bu arada fazladan değersizleştirdi yani. Onu çok, da fazladan, çok fazladan, çok fazladan Geçtiğimiz senin devre işte. arasında transfer edilmiş olsa, devreden sonra geldi bu kadar gol attı, milli takıma yükseldi bu kadar gol attı bir oyuncu olduğunu düşün. Şu anda herkes ya Fenerbahçe nereden buldu Serdar Dursun'u e, modundaydı. Ya da yabancı bir evet. futbolcu olduğunu düşün Serdar Dursun. Şu an imajı bambaşkaydı. Katılıyor. Biraz bence o Ronaldo sevinçleri falan da onun imajını düşürüyor. Bak, Hiç gerek yok öyle şeyleri. Bence iyi bir oyuncu ama şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe'nin birinci santrı formu Serdar Bir tane Dursun. daha lazım. Ya, en tabii kötü. ki. En kötü bir doğru, tane doğru, daha lazım. Doğru onda. orada. Ama bak şu, bir de işi şu tarafa bakıyorum. Bak Gol kırılacak ne var? Mustafa Muhammed geldi uçtu karşı dedik. Galatasaray hala ağrıyor. Oradan da arıyor, oradan da konuşacağız. şunu o zaman. da gördük. Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi golcü de geldi Türkiye'ye yakın zamanda. Onlar uygun oyun inşa edemediğinde tabii, onların tabii. da sosyal medyada tabii. nasıl ağır eleştirildiğini, tribünde protesto edildiğini. falan diye, ya. Fanpörsü yuhalandı. Bak belki beraber şunu olabiliriz. Manchester'da Gol attı. var mı baş? Herkes alkışladı. Manchester'da gol attı. Sir Alex Ferguson da stattaydı. Herkes alkışladı Van Persie'yi. Devamında işte belki ondan birkaç hafta önce sonra neyse hatırlamıyorum şimdi. Kadıköy'de protesto edildi. Falcao. Bu nedenle golcü evet tamam ama golcünün arkası da boş olmayacak. Yani hem iyi golcü olacak. Tabii. Hem de oyunun arkasını doldurman gerekiyor. Yani ikisinden biri olmayınca yine bir aya eksik kalıyor.